Türk mühendisler Bordan geliştirdi. Yerli otomobilde kullanılacak. Van'da gelecekte fosil yakıtlı araçların yerini alması beklenen hibrit araçların enerji ihtiyacının bor madeninden karşılanması amacıyla proje hazırlandı. Türkiye'nin en prestijli ödüllerinden biri olan TÜBİTAK Bilim Teşvik Ödülünü geçen yıl alan Van 100. Yıl Üniversitesi Kimya Bölümü öğretim üyesi Profesör Mehmet Zahmakıran, bor madenindeki hidrojenin uygun katalizör geliştirerek salıverilmesi ve bundan hibrit araçların ihtiyaç duyduğu elektrik enerjisinin üretilebilmesi için 19 ay önce proje geliştirdi. Bilimsel ve teknolojik araştırma projesiyle TÜBİTAK'tan destek almaya hak kazanan Zahmakıran, şu an temel bilimler düzeyinde olan projede başarılı olunması durumunda ülke adına önemli bir çalışmayı hayata geçirmiş olacaklarını söyledi. Küresel ısınmaya karşı fosil yakıtlı araçların satışına sınırlama getirilmesinin gündemde olduğunu belirten Zahmakıran, şirketlerin elektrikli, hibrit ve diğer temiz yakıtlı araçlar geliştirecekleri öngörüsüyle yola çıktıklarını aktardı. Dünya bor rezervlerinin büyük bölümü Türkiye'de. Projede kullandıkları hidrazin boran kimyasalının birçok önemli özelliğinin bulunduğuna işaret eden Zahmakıran şu bilgileri verdi. Bor yapısında çok yüksek miktarda hidrojen depolayabiliyor. Geleceğe yönelik enerji sistemleri düşünüldüğünde hidrojen ekonomisi önemli başlıklardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Hidrojenin depolanması, diğeri de hidrojenin istenildiği ortamda salıverilmesidir. Projemizin temel konusu bor madeni içindeki hidrojenin uygun katalizör geliştirerek salıverilmesi ve bundan enerji üretilmesi üzerinedir. Dünya bor rezervlerinin büyük kısmı Türkiye'de bulunuyor. Projemiz başarıya ulaşırsa hidrojenin depolanması, salıverilmesi ve bor kimyasalının kullanılması ülkemiz açısından büyük önem arz edecek. Projemizin temel konusu içerisinde hidrojenin uygun katalizör geliştirerek salıverilmesi ve bundan enerji üretilmesi üzerinedir diye konuştu.